Evet dostlar, hepinize bir hafta sonundan yine hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve Şafi ismi, Hafiz ismi üzerimize olsun. İnşallahu Teala onun rahmeti, rahmanın merhametiyle bize muamele etsin. Hakikaten zor günlerdeyiz. Şeytan aklı bütün dünyayı Allah'ından aldığı ruhsatla şeytan, bu korona, ben melek diyorum ona, ironi yapıyorum, vazifeli yaratığıyla dünyayı tanzimliyor. Tabii şer bildiklerimiz hayır, hayır bildiklerimiz şer olabilir. Şükredeceğiz, şekva etmeyeceğiz, bundan ders çıkarmaya çalışacağız diye söylemek istiyorum. Evet, bugün size çok önemli, bütün dostlarınıza haber verin inşallah Teala. Radyo dalgaları, enerji, kozmik yaşam, yaşam enerjisini bozan, bloke eden, kainatta şeytan aklınca yapılan bütün tahribatlar neler ve bunlar nasıl önlenir? Buna korona da dahil, o çok basit bir şey zaten, korona. Bakmayın siz ona böyle poplanıp büyütüldüğüne. O çok basit bir Allah'ın vazifeli sonsuz yaratıklarından birisi. Onun için çevrenizi uyarın. Türkiye'de ve dünyada ilk defa biyorezonans, frekans tıp, bu rezonans biliyorsunuz. Çok önemli, görsel olarak size anlatacağım. Ve yeni bir ufka geçeceksiniz. Yani bugün dört boyutta yaşamak isteyenler, hatta dörtte olup beşe sıçrama yapabilirler. Hatta altıncı boyutu yakalama noktasında olabilirler diye de söylemek istiyorum. Çok çok önemli. Evet, işte karanlığa boğulmuş bir dünya, tamamen beyin kontrolü, algı operasyonları, gri propaganda, kara propaganda ve kara büyülerin, kara enerjilerin, kötü enerjilerin dünya hakimiyeti bütün gücüyle devam ediyor. Bunun mağdurları habitatımız, hava, su, toprak, hayvanat ve nebatat, tabii ki bütün bunları emrine verdiği bu eşref-i mahlukat olan hedefleri de insan ve yine büyük hedeflerinde dünya nüfusunu 500 milyona indirerek kendilerine kölelik yapacak, tarlalarını, bahçelerini, bitkilerini yetiştirip fabrikalarında çalıştıracağı köle insan arıyorlar. Bunu yapmak için dünyada Türkleri bir tercih ettiler. Bir dönem Avrupa'da bunları asimile ederiz diye, ki bu İslam dünyasının en medeni gördükleri bölgesiydi. Cumhuriyetle birlikte yaptıkları bir takım devrim diyeyim, ben inkılap demiyorum bunlara, devirmelerle maalesef 5000 yıllık Türk tarihimizi, 1500 yıllık İslam tarihimiz katledildi. İçimizdeki bir türlü devşirilemeyen, döndürülemeyen Salomonlarla, Abrahamlarla, Samonlarla ülkemiz son 200 yıldır çok büyük çile ve aynı oyunlarla bugünkü bu hale getirildi. Osmanlı yıkılmadı, yerine cumhuriyet kuruldu, Gürbüz Cumhuriyet. Biliyorsunuz atalarımız Orta Asya'da Fergana'dan Tanrı Dağları'nı aşarak kuzeyden Urallardan Avrupa işlerine, Macaristan, Bulgaristan'a kadar Kumanlar, Kıpçaklar, o bölgede Pomaklar ve Ogurlar, Oğuz Türklerinin bir boyudur. Bugün Macaristan'da Türk Birliği'ne katılması, Moldova'nın Türkçe konuşması ve Kırım bölgesi. Bir kısmı Balkan, Kafkasların üstünden yine Anadolu'ya gelmişler. Biri de Hazar'ın güneyinden. Bugün Halep'e kadar atalarımız inmişler. İşte tarihte bildiğiniz kadarıyla Selçuklu sonrası ve o dönemde Anadolu Selçuklar döneminde, Beylikler döneminde Süleyman Şah'ın bugünkü neslimizden geriye doğru gidersek işte Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve benim de dedelerim Mehmet Çelebi, Bursa'da Yeşil Türbe'de yatan Secereli dedemiz.
Ve bugünlere kadar gelmişiz ve Gürbüz Cumhuriyet de bugün Sancı'da 100. yılını kutladığımız bu günlerde de büyük sancılar içinde yine şeytan aklı asileme edemediği bu milleti yok etmek için değişik tertip ve planlar içinde bütün oyunlarını içimizdeki dedim ya devşirilmemiş, döndürülmemiş ve onlara kölelik yapan satın alındıkları cehennem lüzumsuz değil diyeyim bunlar içinde. Bunlarla bugün bizi bu hafta sonu da evlere kapattılar. Kapattılar. Beyinlerimizi kapattılar. Evet. Bugün salgının çıktığı Tayvan'da herkes normal hayatını geçen Mayıs ayından beri yaşıyor. Bu ölümlerin de böyle gösterilmesi tamamen bir algı operasyonudur. İnsanlara belli istediklerini yaptırmak, bir takım ilaçları kullandırmak, bir takım metotları denemek, bir takım harcamaları yapmak içindir. İşte bu şehir hastaneleri, sahra hastaneleri ve diğer hastaneler hasta olmasa olur muydu? Bunun için hasta lazım. Bunları söylemek zorundayız. Bunlar önemli şeyler. Bir kere daha altını çizmek istiyorum. Evet, şeytan haklı. Bugün bir, gıdalarımıza tesir ederek bizim enerjilerimizi düşürüyor. İki, yerine ikamet ettikleri beyin kodlarımızda olmayan kimyasal ilaçlarla ikinci darbeyi vuruyor. Üçüncü olarak da savaşlarla Suriye, Kafkaslar, Afganistan, işte Bosna Hersek gibi yine Meksika'da belli yerlerde belli çıkardıkları suni savaşlarla da insanları öldürerek hem silah satma hem topraklarını kirletme hem onlara ilaç vesaire hep bu işin arkasında silah sanayi, ilaç sanayi ve sağlık sektörünün olduğunu da ve bunların da arkasında da dünyayı idare eden şeytan aklının emrinde olan o piramidin üstteki şeytan gözünün emrinde olan ailelerin olduğu ve onlara kendini satan ruhların olduğunu ve uçlarında da bizde de işte bunlarla bu düzeni sürdürdüklerinin artık bilin ve öğrenin. Peki siyasetçiler ne yapıyor derseniz zaten bu 100 yıl içinde Türkiye'de işte 75 hükümet kurulmuşsa bu yaklaşık 600 aileden seçilmiştir. Bu yaklaşık 600 aileden seçilen milletvekillerinin sayısı atıyorum işte 500 ise işte 40 bin kişinin içinde belki bir 300-400 kişi asıl ve asil Türk milletinin evlatlarıydı. Diğeri bu 600 ailenin devşirme, dönme, yakın akrabalık ilişkileri olan, satın alınması kolay olan, açıkları olan insanlardır. Bunlar başbakandır, bakandır, milletvekildir, müsteşardır, genel müdürdür, belediye başkanıdır, sanayi odası başkanıdır, ticaret odası başkanıdır vesaire vesaire vesaire. Çok küçücük de bir göz boyamak için istisnaları vardır. Bunun da altını bir kere daha çizmek istiyorum. Evet, Elmas Hanım çayımızı getirdi. Biraz sert getirdi kapıyı falan hepsini. Teşekkür ediyoruz. Su da alabilir miyiz Elmas Hanım? Elhamdülillah. Günaha girmeyin diye söylüyorum. Birkaç tanesi yazıyor. Niye sol elle içiyorsunuz hocam diye. Ekranda böyle olduğu için sağ elle içiyoruz. Bismillah diyoruz. Üç yüzünde süzerek elhamdülillah deyip Rabbimize şükrediyoruz. Hani günaha girmeyin. Hani diyor ya, bir gün bir camiye gitmiştim, kiliseden dönme, orada biraz böyle çok bu hırsızlık yapan insanlar mevcut. İmam kapıya yazmış, Müslüman, ayakkabını içeri al, hırsızı günaha sokma. Ben de sizi günaha sokmamak için bugün bu izahı yapmak zorunda kaldım. Çünkü insanlar oturmuş, bazıları göbeğini kaşıyor. Aslında bunları musavi olanlara anlatmak lazım. Ben de burada farkındalığı olan insanlara anlatıyorum. Sekülerist bilimdeki bilim adamlarıyla hiçbir işim yok. O kanıta dayalı. Ben Allah Resulü ve 1500 yıllık İslam tıbbı, 5000 yıllık Türk tıbbı ve yaşanmış bir hayat neticesinde yazdığım 15 eser ve 60 küsur yılda 33 sene geceleri saymazsak aldığım eğitimle
dünyanın pek çok yerinde, Kafkas Dağları'nda, Amerika'da, yine çok gizli merkezlerde, Avrupa'da öğrendiğim, gördüğüm, bildiğim tecrübelerimi sizle paylaşıyorum. Evet, işte bugün 100 kişinin 98'i ilaç kullanıyor ve hastalandırılmış durumda. İşte bunlardan kurtulmanın dünya teknolojilerindeki bu beyin kontrolünde radyo dalgalarıyla belli frekanslar yollanarak subliminal mesajlarla çocuğunuza izlettiğiniz işte aslan bilmem ne çizgi filmi, yok mavi balina bilmem nelerle veya bir normal bir film. Hatta bu tarihi dizilerde en çok izlenilen dizilerde gazlı içecek, kolalı ve cicili bicili gıdaların hatta turizm reklamı altında Müslüman bir kadının edep ve haya duyacağı kıyafetle bir gecelik gibi şeffaf bir şeyle suya atlayıp bütün tenini göstermesi de subliminal bir mesajdır. Ve bunların da benim vergilerimle ödenmiş devlet televizyonu TRT'de bu reklamların bilhassa Diriliş Ertuğrul, Abdülhamit gibi dizilerde eskiden bir defa yapılırken 10 kadar yapılması da yine subliminal, maksatlı, planlı bir tahribatın ürünüdür. Bunu yapanlara da iki elimiz yakalarında olsun. İnşallah bunlar nedamet eder, hatalarını anlarlar, tövbe ederler. La taknetu min rahmetillah diyerek Allah'ın sonsuzdur, gafurdur, rahimdir. Yeni bir sayfa açarlar. Açmazlarsa dar olsun bu dünya onlara. Kahhar ismine de havale ediyoruz. Artık bunların bu şerlerinden, bunları idare edenlerin hakimiyetinden bu insanlığın kurtulması lazım. İşte kurtulmadığımız zaman işte sizi yıllardır üretim yok, ekim yok, dikim yok, tarım bitti, Allah'ın rahmeti tecelli etmiyor. Yağmur yok, seller yağarsa çok yağıyor. Şu an Ocak ayındayız, 26 derece sıcaklık var dışarıda. Bir aylık suyu kaldı deniliyoruz. Yani zelzeller, tsunami'ler, bereketsizlik, hastalıklar niye oluyor? Ya sen babanı razı etmezsen açlık alamazsın. Müdürü razı etmezsen terfi alamazsın. Başbakanı razı etmezsen bakan olamazsın. Allah'ı da, bu kainatın en büyük başbakanını da Allah'ı razı etmezsen hiçbir şey alamazsın. Ey sekülerist, kitapsız, Allahsız düşünen insanlara söylüyorum. Tabii ki siklon, antisiklon olanı olacak, bulut gelecek, yağmur yağacak ama bulutun da yağmurun da onu getirenin de onu taşıyanın da rüzgarı taşıyan ayrı, bulutu taşıyan ayrı, yağmuru indiren ayrı. Bunları bilmeden, anlatmadan, anlamadan, onu razı etmeden, o razı olmadan bütün dünya razı olsa hiç emniyet yok. O razı olsa, bütün dünya bize karşı olsa yine hiç emniyet yok. O kün feyekün diyor. İnnemâ emrihu izâre de şeyenen yekule lehu kün feyekün. Ben bir şeyi murad ederim, bakarım, temaşa ederim, kullarım. Çok iyi bana kulluğunu yapmış, kainata, toprağa, hava, suya çok iyi dikkat etmiş. Evet, ol derim diyor, yağmurlar da yağar, bereket de olur, o korona da geldiği yere gider. Gider mi? Gider. Sebeplere sarılacağız. Hastalıklar birer sonuçtur. Sebepler ortadan kalkarsa hastalıklar da kalkar. Vesselam. Bugüne kadar yapılan bütün bunlar şeytan aklının senaryosunun bir parçasıdır. Bunu uygulayanlar da bu parçanın bir parçasıdır. Bilmiyorlarsa Allah affetsin, biliyorlarsa da nedamet etsinler diyorum. Onları da Allah'a havale ediyoruz. Evet, ev ortamında olduğu için tabii evin içinde bazı sesler duyulabiliyor o noktada. Önemli bu anlatılan şeyler. Geçen gün biri diyor ki niye televizyonlarda anlatmıyorsun hocam, yine yorum yapmış, yine gıybet etmiş, çok şükür günahlarımızı alanlar da var. Şimdi artık biz tabii ki biliyorsunuz 5 yıldır Beyaz TV, Akit TV ve gazetede yazıyoruz. Artık programlar bitti. Niye? Artık milletin ilgisi siyaset. Bu da bir algı operasyonu. Ve üzülerek söylüyorum, artık televizyonlarda program yapamıyoruz. Neden? Ben eskiden ücret alarak para yapıp bunlarla binlerce talebe okudurduk. Ama o gördüğünüz doktorlar, cilt, işte bilmem ne güzel, hepsi para verip programa çıkar. Biz para alıp çıkardık.
Ya ilmin kıymeti budur. Dik durmak budur. Bu böyleydi. Şimdi niye çıkmıyoruz? Hocam diyor, sen bir program daha yaparsan bize tavukçular reklamı kesti, gıdacılar kesti, bisküviciler kesti, makarnacılar kesti, ilaçlar kesti, herkes dedi, reklamı kesti, biz dükkanı kapatıp gidelim. Doğru söylüyorsun. Bana bunu televizyonun sahibi söylüyor. Sahibi. Hocam seni çok seviyoruz ama burada binlerce kişi ekmek yiyor, biz fikirlerimizi anlatmamız lazım. Zaman zaman tabii yine programımızı yapıyoruz ve içeri girerken de tembih yapıyorlar. Aman bisküvicilere, tavukçulara, kolacılara, gazcılara, telekom, dalga, radyo boyu deme hocam diyor. E ne söyleyeceğiz biz? Biz sirk maymunu muyuz? Oraya çıkıp oramızı buramızı gösterip şarkı söyleyecek hünerimiz yok. Alimin ilmi vardır. İlmini derc eder, anlatır, tebliğ yapar. İşte artık bunun için kendi kanallarımızda bunu yapıyoruz. Ve oraları da tercih etmiyorum. Yani yine arada bir hocam işte gelin davet, suya dokunma, sabuna dokunma. Dolayısıyla biz bu yaşımıza kadar dik yaşadık. Haksızlık karşısında susmadık. Dilsiz şeytan olmadık. Gafillerden olmadık. Bundan sonra da olmayacağız değerli dostlar. Onun için ben her cumartesi ve pazar gün ömrüm yettikçe saat 15'te cumartesi günleri sağlık konusunda, pazar günleri de kozmik boyutta ilmilediğin havas ilminden radyo dalgaları beyin kontrolüne kadar sizlerle olmaya, doğruları söylemeye devam edeceğim. Maranki YouTube, Instagram, Twitter ve Face sayfalarımızdan bizi izlemeye devam edin. Üye olun diye söylemek istiyorum. Evet, çarelere geleceğiz. Nasıl korunacağız bunlardan? Evet, asistanım yine bir 2021 yılında dün bahsetmiştik ama bir hatırlatın diyor. Instagram izleyicilerimize, bizim bir 2001 yılında biz izleyicilerimize, bizi en çok takip edenlere yaklaşık işte birkaç bin liralık, en az 20 kişiye yakın takipçimize, ciddi takipçimize hediyelerimiz olacak. Bunlar az buz hediye değil, 300-500 liralık hediyeler, hatta 250 TL'lik hediye çeklerimiz var. İşte yok zayıflama seti, güzellik seti, kış seti, yaz seti gibi hediyelerimiz var. Dörder, beşer kişiye, toplam 20 kişiye yakın. Bunları da sizle paylaşmak istedim. Bunun için Instagram'daki sayfalarımıza 5 kişinin etiketleyeceksiniz ve onların bizi takip etmesini ve bizi takip etmiş edenlerden olacaksınız. Aynı zamanda ya Almanya, Frankfurt, Maranki, Ahmet Maranki, DE'nin de takip edilmesi için. Bu iki yer takip edilecek. 5 kişiyi de ekleme yapacaksınız. Bunların içince seçilecek kurada da bu hediyelerimiz sizlerin olacak diye söylemek istiyorum. Evet işte şeytan aklı bizi bugün bu hallere kadar getirdi. Peki nasıl korunacağız? Bugün size müjde veriyorum. İnşallah salı günkü makalemizde böyle olacak. Evet. Hala diyorsunuz ki benim kıçım ağrıyor, başım ağrıyor, tiroidim var, şu hastasıyım, bu hastasıyım, şuram ağrıyor, şu var. Ya kardeşim, hastalıklar yok, bak kurtulun bu, uyanın, titreyin, kendinize gelin. Bunlar şeytan aklının satılık hastalıkları. Senin tiroidin hastalanamaz. Sen kalp hastası olamazsın. Bunun sebebi var. Kurtulmanın yolu da onun ilacı, ameliyatı değil. Tamam doktorlarımız, hastanelerimiz olsun. Hocam derdi. Oğlum ne eksikliğini versin ne muhtaç etsin derdi. Bir yerin kırıldı tabii ki doktora gideceksin. Ama biz hastalanmadan neler yapın? Tiroidim var ne yapayım? Çocuğum olmuyor. Ne yapayım? Sen havuza girersen affedersin gençliğinde kırık çıkıkların varsa, herpes aldıysan, frengi, bel soğukluğu aldıysan, evlenip o kadından da bu çocuk olur mu? Olsa da geri zekalı olur, şaşı olur, aptal olur zaten. Günah senin. Sen yanlış sucuk, sosis, salam, epter tohumlardan yenilmiş emulgatörlü gıdayı yersen kanser olursun tabii. Bunun çözümü yoktur. Aslınıza döneceksiniz, titreyin, özünüze dönün.
Günahlarınıza nedamet edin, tövbe edin. Elim kaydı, gözüm kaydı, ayağım kaydı. Yaptığın işe bir bak. Kaç bin kişiyi zehirliyorsun günde? O bakkalında sattığın zararlı, haram, şüpheli gıdalarla kaç milyon kişiyi zehirliyorsun? Hepsinin bedduası sana geliyor. Öyle cennet ucuz değil. Öyle kıl namaz, tut orucu, bir de 60'ından sonra hayızdan, nifastan kesil. Günah işleyecek yer de yok. Her sene bir umre yap. Haram paralarla. Yok kardeşim öyle bir şey. Yücahidûne fî sebîlillah. Allah rızası için cihat edeceksin. Hocam silah mı alalım? Gerekirse alacağız 15 Temmuz. Çıkacağız sokaklara, ineceğiz. Vatanı biz savunacağız. 7 düvel düşmanımız var. Elinle düzelteceksin. CİMER'e yazı yazacaksın. Bu tavuğu yemiyorum. Bu emülgatörü kaldır. Bu Çin tüzünü kaldır. Bu mısır şurubunu kaldır Sayın Cumhurbaşkanı. Sen müsaade ediyorsun bunlara. Kaldır, bunları kaldırsan ülke zaten şehir hastanesine ihtiyaç yok ki. Kimse kanser olmaz ki. Bu korona kimseyi alt edemez ki. Niye? Koronanın titreşimi 7,5 ile 9,5 Hz'dir. Konuya girmiş olduk. Koronanın her şey titreşir dünyada, canlı olan. Bakın beni iyi dinleyin. Kurtuluş reçetesi veriyorum. Evet, Allah da tasdikledi. Teşbih yapıyorum. Allahu Ekber. Her hücre insanda 50 ile 150 milyon arası olan hücre sayılarımız, bitkide, hayvanda, herkes, tek hücrelilere kadar. Herkes de bunun yaşaması bu titreşim. Yani kasılma ve gevşeme. Kasılma ve gevşeme. Milyonlarca hücre yan yana geldiğinde rezonans etki yaparak siz bu hücreleriniz çalışırsa canlanırsınız. Karşınızdan size gelen bütün düşmanlara, mikroplara karşı koronaymış, kansermiş, mantarmış, kandidaymış vesairemiş bir tanesine, iki tanesine, 10 tane, 50 tanesine dayanırsın. Ama bu 100-150'ye çıkarır, buna müsaade edersen işte sen kanser, kısır, çocuk, karaciğer, tiroid hastası olursun, entübeye düşersin, havayı da yuttu mu hapı yutarsın, hapı yutuyorsun ya, yuttu mu gidersin El Fatiha. Bu da Allah'ın izniyle olur. Allah ol demeden ölemezsin ve olamazsın. Onu razı et. Doktor sebeptir, öyle demesi lazım. İlaçlar sebeptir. Ne yapacaksın? Bu kasılmayı, gevşeme niçin durur bu kasılma, gevşeme? Kötü düşünürsün. Namussuzluk düşünürsün. Ahlaksızlık düşünürsün. Bu içine kapanır. Yanlış gıda yersin. Epter tohum yersin. Alkol içersin. Allah'ın mekruh kıldığını yaparsın. Mekruh kıldığına bakarsın. Mekruh kıldığını, haram kıldığını koklarsın. Haram kılınan faizi yersin. Haram olan ekmeği yersin. Jelatin kıl içinde. Haram olan kolayı içersin. Alkol var içinde. O zaman bu hücren bloke olur. Sen mide hastası, reflü, karaciğer hastalığı olursun, hastalanırsın. Sen kainatın düzenini bozar, kediye tekme atar, köpeği keser, suyu kirletir, sanayi suyunu nehre akıtırsan, orada balıkları öldürürsen, bütün buradaki canlıların sahibi olan Allah'a yolladıkları enerjiler senin kalp damarını tıkar. Nasıl seni şimdi izlediğin televizyondan videoyla çocuğunu aslan bilmem ne çizgi filmi mavi balınayla beyin kodlarına seks, aşk, öldür, cinsel organını göstererek çocuklarımızın erken uyanmasına, kızlarımızın, erkeklerimizin uyanmasına sebep oluyorlar. Daha sonra da kesilip tamamen menopoza sokuyorlar. İşte bunları yapanlar sana da bunu yapar. Allah'ı razı edeceksin. Tabii ki kocanı razı et, babanı razı et, hocanı razı et, müdürünü, bakanını, başbakanını razı et. Ama bütün başbakanların başbakanı olan Allah'ı razı etmezsen, o razı olmazsa bugünkü halimizi yaşarız. Daha da kötü günler sizi bekler. Ve bunlardan hiç etkilenmeyen insanlar da adam hayatında hiç hasta olmamış. Hatta büyük zatlar, Allah dostları, çilehaneleri vardır. Gidin Kastamonu'da
Hazreti Pire Şeyh Şaban Veli'ye iki tane çilehanesi var. Kap karanlık yerin altında. Hacı Bayram'a gidin yerin altında bir metrekare. Girin caminin altı dehlizlerle dolu. Ben hepsini gören birisiyim. Ne diyor? İlahi beni unuttun mu sen? Geliyor Seda, niye öyle diyorsun? E bana diyor hiç öksürmedim. Hiçbir hastalık görmedim. Başım ağrımadı. Belim ağrımadı. Bir dert vermedin bana. Niye? E ben şükredenlerden olmayayım mı? Bak onlar hastalığı niye istiyor? Şükredebilmek. Allah'ım sen sağlık sendendi. Bu sağlığı hatırlatıyor. Kıymeti bilinmeyen hastalanmadan en önemli şey sağlıktır. Birisi de gençliktir. Bakın çok önemli. Birisi de zamandır. Hiç kıymeti bilinmez kaybedilmeden. Hastalık geldi mi şükredeceksin. Elhamdülillah. Rabbim beni seviyor. Şefkat tokatı vuruyor bana. Benim yaptığım işime, aşıma, evde çocuğuma, karıma, komşuma, ürettiğim mala sahte mi değil mi, kimya var mı? Kuşa, köpeğe, toprağa zararı var mı? Düşün Müslüman, düşün. Düşünmezsen Allah'ın sopasını yersin iyi kuluysan. Kötü kuluysan hiçbir şey olmaz. Büyük cezalar kıyamette Allah tarafından hesabı sorulacak. Küçük cezalar elin gözün kaydı böyle nedamet ettin, tövbe ettin. Elin kayar, belin kayar, çocuğun olmaz. 3-5 yıl çekersin, korona gelir. Seni bir sallar sallar entübeye bir oraya getirir götürür. Tamam mı? Senin yaptığın işten seni bir sorgular. Aklını başına getirir. O malın, villaların, arabaların hiçbir işi, aman işin var diye aksattığın o namazların işine gidemediğini sana hatırlatır. Aslında her zaman hatırlatıyor. Korona falan yok. Dün vardı zaten yani. Korona falan bugün böyle abartıldığı gibi korona geldi. Geçen yıl gribal enfeksiyonlardan iyi dinleyin. İşte 19 bin kişi ölmüş ortalama toplama. Geçene de sene korona vardı, SARS vardı, şu vardı, kene vardı vesaire neyse. O yani mikrop türünden, influenza türlerinden 19 bin kişi öldü. Yaklaşık ortalama 16-19 arası. 2017-18-19 yılları ortalamasını veriyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Bu sene hiç değişen bir şey yok. Dediler ki bu sene gribal enfeksiyon, influenza yok. Hepsi korona. İyi. 19 bin daha kaç 19 oldu mu bilmiyorum. Demek ki bir şey yok. Bunlar esaslardan sizi uzaklaştırıp asıl tehlikeleri göstermeden sizi köle olarak kullanabilir miyizin uygulamasını yapıyorlar ve bizi köle gibi gördükleri için Dünya Sağlık Örgütü denen şeytan aklını Trump bile kovdu ülkesinden. Bir şeytan öbür şeytanı kovdu. Aşı yok dedi. Seçim çalışmaları olmasa hiç yapmayacak. 5G'yi kovdu. Dünya Sağlık Örgütü kovdu. Hop kaptık getirdik biz Türkiye'ye 2 milyon dolar da euro da hesap açarak bunlara diplomatik statü verdik. Antep'te, Ankara'da ve İstanbul'da kendilerine yaraştı. Düşün. Düşünün. Düşünmez misiniz siz hiç? Siz hiç akıl etmez misiniz? Ya bir akıl et ya. Aklını kullan. Bak mankurtlaştırma. Görmedim, duymadım, işitmedim deme. Bu sistemi bizler yaşatıyoruz. Şu an iktidarda olan sistem, madem ki Cumhur İttifakı var, milliyetçi muhafazakarlar var iktidarda, bu işlerin çözülmesi lazım. Çözülmüyorsa bunların da bu işin içinde bir yeteneksizlikleri var, iki başka sebepleri de aramak lazım. Söylüyorum mısır şurubunu, Çin tuzunu, emilgatörleri, ebter tohumları, şu tavukları ve suni yemleri ve kimyasalları ve margarini bu ülkede yasaklayın, minimize edin. Bütün bu hastanelerin hepsi boş kalır. Kimse hastalanmaz. 300 milyar dolara yakın olan dolaylı sağlık harcamamız ülkemizde kalır.
E niye yapmıyoruz hocam? Niye yapamıyoruz? Yaptırtmıyorlar. Şeytan aklı seni alt ediyor. Karınla alt ediyor, aldatıyor. Bu ülkede öldürülmüştür pek çok cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, iş adamı, önemli insanlar, bilim adamları. Kızınla seni aldatıyor. Komşunla aldatıyor. Korumanla aldatıyor. Doktorunla seni öldürüyor hastanede. Ben Bülent Cedevit, Ahmet Güzel milletvekiline söyledim. Bu gece öldürecekler. Yerine bilmem ne üniversitesinin, şu hastanenin, o yatan hastanenin başhekimi geçecek şeye. Dedim gece Rahşan Hanım'ı ikna ettik de Ecevit'i çıkardık da bir iki sene daha yaşadı. Adam da bu ülkede icraatlar yaptı. Evet yaptı. Saadettin Tantan gibi vatanperver, milliyetçi, benim de 40 yıllık dostumu 78 yılında Tonlu'ya süren Ecevit daha sonra koalisyon döneminde bakan yaptı. Ve bu ülkede büyük istifade etti. Özal öldürüldü. 6 saat dinlerdi günde bizi. 6 saat. Adnan Kahveci danışmanlığını yaptım. Öldürüldü. Bu devşirilmeyen, döndürülmeyen, satın alınmış kölelerin emriyle öldürüldü. Gladio denen ne idüğü belirsiz, ucu dış bağlantılara bağlı, bazen tarikatçı, bazen cemaatçi, bazen efendim bilmem ne mezhep noktasındaki insanlarla, bazen milliyetçilik adı altında 80 öncesi Soğucu Salcı, ondan sonrası Kürtçü Türkçü oyunlarıyla bu Necip milletin torunlarını yok ettiler. Şu anda da aynı oyunlar içeride sergilenmenin hazırlığı içindeler. İşte bunlardan kurtulmanın yolu beyin fonksiyonlarımızı kapatmak. Kapatarak hastalandırmak, bağışıklığımızı düşürmek. Nasıl düşer? Bir, stres olursanız beyniniz 10 Hz kadar 20 Hz arasında üzüntülü bir haber, bir film, bir korku filmi olduğunuzda tamamen hücreleriniz kendini kapatır, hastalanırsınız. Örnek mi istiyorsunuz? Çocuğunuz öldü, işte eşiniz bilmem ne oldu, anneniz kalp krizi geçirdi mi adam mide kanaması geçirip saçı beyazlıyor, bayılıyor. Niye? Hücreleri blok oluyor. Kesinlikle bu şeytanın davulunu asla seyretmeyin. Komedi filmi seyredin, gidin tabiat seyredin, gidin kainat şifahanesini gezin dolaşın. Bakın göreceksiniz hayatınız nasıl değişecek. Bir, bu olumsuzlukları beyninizden atacaksınız. İki, kötü düşünceli olmayacaksınız. Kem sözü geçireceksiniz. Kimsenin ayıbını araştırmayacaksınız. Bu dünyada birinin ayıbını örten, geciktirenin ben ahirette örterim diyor. Adam orada diyor ki oh maranki diyor, reklam diyor, malı götürüyorsun diyor. Elhamdülillah reklam yapıyoruz. Kitap reklamı, bitki reklamı, kadın satmıyoruz, pazarlamıyoruz biz. Kitap pazarlıyoruz. Kainat şifahanesini pazarlıyoruz. Haset etme, senin de olur. Duyuyoruz bunları. Bunların da arkasında kim var biliyoruz. Yok ya kendinin. Yapamamış. Adam prof, doktor bilmem ne olmuş. Yok adam. Hiçbir tane dikili ağacı yok. Kelin başına bir merhem. Bir tane ağrı kesici bulamaz mı insan? Bulur değil mi ya? Yok işte bu ülkede yok. 200 üniversite var. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan diyor ki neden diyor biz akademik yılı açılışında dünyadaki 500 üniversite arasında bir tane Türk üniversitesi yok? Niye yok? Konuşsun şimdi, yok başkanı cevap versin. Kitapsız bunlar. Ya garip tütün eksperi Ahmet Maranki'nin 15 kitabı var. Bunların hiçbir kitabı yok. İlahi kitaba da inanmıyorlar. Kanıta dayalı bilim diye Hans'ın, John'un, Ivan'ın, Smith'in dedikleriyle amel edip bu Necip milleti yerle bir ediyorlar, yeksan ediyorlar. Hastanelerde inim inim imletiyorlar. Verdikleri o raporlarla, bilim kurulu, etik kurulu raporlarıyla o tavukları, o yenilmeyecek yemilgatörlü gıdaları, Çin tuzlarını, ne kadar zararlı pepsistler, margarin türleri, böcek öldürücülerin raporunu veren hep bu diplomalı hainler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o söylemek yetmez. Çağıracaksın arkadaş, bir daha eseri olmayıp kitap yapmayan
Buluş yapmayan adamı rektör yapmayacaksın, dekan yapmayacaksın, ünvan vermeyeceksin, profesör yapmayacaksın, bölüme atamayacaksın. Efendim bu adam bize sadık. Köpekler de sadık. Sen ekmek verdikçe sana sadık olacak. İyi dinle. Bu milletin asıl ve asil insanları var. Dönmeyen, devşirilmeyenleri var. Niye bunlardan seçmiyorsun? Hep sadakat etmiş. Adamın 5 tane ağır cezası var, vekil yapılıyor. Bilmem ne kadar davada şöyle yapmış, bilmem nereye gidiyor. Biz bunlar, bu millet bilmiyor mu? Sor adama bakalım ya, sen neredesin? Araştırma üniversitesi yapacaktık. Çok güzel, takdir ettik. Dünya mazlumlarının umudu, Türkiye'nin umudu, Cumhur İttifakı lideri Tayyip Bey dedi ki araştırma üniversiteleri yapacağız. Burada doktorlar gidip hasta hasta bakmayacak. Bunlar bu ülkede yeni keşifler yapacak. Ya bir tane var mı ya? Sonra Maranki'ye tuz yedi diye o Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 150 bin lira ceza yazıyor. Hem de Allah Resulü'nü cezalandıran bir bilim kurulun var senin hükümetinin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Demircan Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu. Bu leke bu ülkeye yeter. Yağmurların yağmamasından tut da belaların gelmesine kadar Allah Resulü'nü Hazreti Ali'ye yemek öncesi sonra tuz yala ya Ali diye yapılan programı sen getir, 150 bin lira diktatörlükte olmayan şekilde ceza yaz. Hazreti Ömer'in adaleti lazım. Her şeyi Ömer'e soruyoruz. 8 kere dedim. İadeyi itibar edeceksiniz buna. Yoksa temizlenemezsiniz. Vallahi billahi tallahi temizlenemezsiniz. Şahsımın hiç önemi yok. Sen Allah Resulü'nün tuzla ilgili rivayetine öyle veya böyle, yok yüzüne sür, burnuna çek dedik ya, yüzünü yıka dedik ya. Halk sağlığını tehdit ediyor. Senin verdiğin raporlarla, ilaçlarla bu ülkede 126 tane ilaç son 10 yılda yasaklanmış. Peki bunlardan ölenlere halk sağlığını tehdit etti. Bunun cezasını kime yazacaksın? Ey Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu. Öyle cennet ucuz değil bak. Ölemezsiniz bak. Burnunuzdan fitil fitil gelir, işiyemezsiniz. Bir korona meleği gelir, o entübelerde sizi inim inim inletir. Ha günahınız dolduysa, öldüyseniz de şehit olursunuz. Ne diyor bir doktor çıktı? Dedi ki gittim geldim dedi. Allah kimseye vermesin böyle cefayı. Dünyada hiçbir kıymet bunun dedi şeyi kadar, çilesi kadar olamaz dedi. Ben bunları niye söylüyorum? Ben hafta sonu evimde film seyrederim. Ben ilmimin zekatını vermek, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmak istemiyorum. Ve sizlere de, muhataplarıma da tebliğ vazifemi yapıyorum. Bu kadar. Benim size yolladığım bu sözleri hüve nüktesinde Allah'ın vazifeli yaratıkları sizin kulaklarınıza getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na, bakana, dinliyorsa yanındakilere, muhataplarına yolladı. Ben kıyamet günü bu konuşmamı yanıma alacağım. Allah'ım ben senin için, Resulullah'ın sünneti için mücadele verdim diyeceğim. Cevabını sen de hazırla. Sen de ki ben bu 28 günlük tavukları, ne idüğü belirsiz insan neslini yok eden, topraklarımızı 7 kat zehirleyen, mısır şurubunu 7 kat suyunu yok eden, insan neslini yok eden bu suni gıdalara müsaade ettim mi diyeceksin. Edenleri engellemeyenlere de Allah soracak. Ben şimdi tebliğ ediyorum. Öyle cennet ucuz değil. Ha la taknatü min rahmetillah. Yap icraatını, fermanımdır de bu millet tarihsizi yazsın. Niye beni 1,5 milyon kişi izliyor? Bak şu an 1,5 milyon kişi, milyon, 1 milyonu face, en az 500 bin kişi şu anda Instagram'da bizi izliyor. Niye?
inanıyor insanlar. Biz topluma faydalı iş yapmışız. 15'e ser vermiş, 750 ürün üret, bu ülkeye ağaç dikmişiz. Sayın Cumhurbaşkanım diyorsunuz ya, bu ülkeye ağaç dikeni sırtımda taşırım. 750 tane inovatif inovasyon haftasında ürün ürettim. 1 milyon dolarlık ihracatı yeni yaptım. Hiç kimse bana Allah razı olsun, teşekkür ederiz hiçbir şey demedi. Gidiyorlar, ne idüğü belirsiz bir adamı Nobel ödülüne aday geziyor. Sahasında istiklal bilmem ne madalyası veriyor. Getiriyor orada bilmem neyi, sporcu seçiyor. İki topçu, bir popçu, bir tane ne eseri var, ne kitabı var. Devlet adamı seçiyor. Yahu insaf diyoruz ya. Ve bunların da sonradan bu seçtiklerinizin de daha başbakan seçip oturtturdunuz, bakan seçip oturtturdunuz, cumhurbaşkanı seçtiğiniz bu insanlar, bu vekilleriniz de, bu sanatçı, bu sporcu, bu etik kurulu adamlarınız da sonradan size ihanet ediyor. Aleyhinize oluyor. Aha gördük, cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları, sanatçılar. Yazar ödül verdiğin yazarlar, uçağına bindirdiğin adamlar özel kaleminde, yaverin yanındakilerin hepsi aldandık dedik, hepsi yalancı çıktı. Bütün bunlara bakmayarak biz bütün gücümüzle aklımız ereli, mazlumların, dünya mazlumlarının umudu ve Türkiye'nin Cumhur İttifakı lideri Türkmen Bey Devlet Bahçeli ile Zatıali Sayın Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyoruz. Bu ülkede bundan dolayı başımıza gelmeyen kalmadı. Son AK Parti iktidarında bu 20 senede 57 tane soruşturma geçirdim ben. Ey Necip milletim. 57 tane, hepsinden takipsizlik aldık ama ne çileler. Ben CHP'nin, ANAP'ın, MHP'nin, DSP'nin döneminde hiç soruşturma geçirmedim. Hainler içimizde, sarayın içinde, dışında, kenarında, ortasında, bakanlıklarda, yerleşik düzeni, bürokratta, üniversitelerde, tabipler odası, bilmem ne odaları, hepsi içinde, hepsini dedik, hepsinde haklı çıktık. Ya artık haklı çıkmayalım ya. Dinleyin bizi ya, dinleyin. İnsanlığın kurtuluşu için Ali Coşkun Bakanım'ın destekleri ve Ankara'daki bürokrat arkadaşlarının COSGAP'te radyo dalgaları frekans şeyini 2 trilyonluk bütçeden getirdik. Zorla 5 tane İTÜ yıldız bilmem ne profesörü, gözlüklü, göbekli böyle. Ne bu, kim demiş, sizden başka bunu yapan yok mu böyle? İnanın böyle var. Buna rağmen sağ olsun bakanlık temsilcisi, hocam siz anlatın anlatın. Efendim %65 çoğunlukla projemiz geçti. 3 ay içinde yine bir prof doktorun eliyle, hem de bir hanım, demeye bir şey demek istemiyorum. Efendim günü geçildi, projenin şeyi yazılmadı, yazısında eksiklik var, alım listesi görülmedi diye insan neslini kurtaracak bu proje iptal edildi. İstanbul COSGAP Bölge Müdürlüğü'nün nezdinde. Araştırın bu adamlar kim var arkasında. Sağ olsun Mustafa Varank Bakanım anında bunu söylediğimde aradı. Bakan yardımcısı yolu, hocam dedi, bu projeyi çıkaracağız. Siz ne zaman diyorsanız biz emrinizdeyiz. Bu gibi bilimleri bu ülkeye kazandıracağız dediği için konuşmak istemiyorum. Projelerimizi hazırlıyoruz. Şu an her şey tamam. İşte bugün size anlatacağım proje bu. Radyo frekansı bir rezonans sistemiyle artık insan nesli kurtulur. Gülmenin bir frekansı var. Ağlamanın, şiddetlemenin, efendime söyleyeyim, üzülmenin. Bunların hepsinin frekansı var. İnsan bedeni yaklaşık 50. Tabii burada çok fonksiyonlar var. Şimdi bu konuyu bilenler diyecek, aa o öyle değil. Siz oturduğunuz yerden göbeğinizi kaşıyarak bu tahminleri yapıyorsunuz. Biz 25 senedir Amerika'da ve Rusya'da bu cihazlarla çalıştık. Şu anda da yine Avrupa'daki, Frankfurt'taki Fechenheim'da C-Belkili cihazlarımızla tedavi yapıyoruz. Terapi yapıyoruz. Sen kabul etmesen de Alman kabul ediyor. Elmas Hanım şeyi getirir misiniz? Benim helper'ımı. Helper, yardımcımı göreceksiniz şimdi. İçindeki sesleri. İşte artık insan frekansı bellidir. Hertz boyutunda megahertz olarak düşünün bunu, titreşim
sayısıdır bu. Bu hücrelerin kasılma sayıları. Burada her şeyi anlatamıyoruz. Bununla ilgili kozmik bilim ve bilinçle yaşam enerjisi 18 yıl önce kayıtlı insan bedenindeki enerji merkezleri, nadiler ve bunları taşıyıcılar ve işte hipofiz, epifiz, tiroid, kalp, mide, bağırsak, helper. Bunların hepsi tespit edilmiş. Biz bunlara belli frekansların antilerini veriyoruz, insanlık düzeliyor. Peki hocam bu cihazlar, cihaza da birinci de gerek yok, üretiyoruz. Bu ülkede bunları üretiyoruz. İki, demek ki 50 ile 75 hertz aralığında olan insan frekansı, bakın çok önemli bu. Lantayı da vereyim mi? Yok, yeterli. İnsan frekansı pek çok sebeple etkileniyor. Nasıl etkileniyor? Kötü düşünce, korku, düşünceler vesaire. Size dışarıdan tesirler, fotonlarla etkileniyor. Kötü düşünceyle, bakışla, nazarla etkileniyor. Bir. İkincisi, aynı zamanda mesela dışarıda yediğiniz epter tohumların enerji değerleri sıfır. Alamadığınız için hiç enerji alamıyorsunuz. Hastalanıyorsunuz enerji olmadığı için. Epter tohumlar geni değiştirmiş, ısıl görmüş gıdaların beden enerjinize zerre kadar faydası yoktur. Şişersiniz sadece, obez olursunuz. Dunkof. Hani de patates yiyor ya, ormanlı domatesi Almanya'da çocuklar böyle. Dokunuyorsun öyle kalıyor. Gözlükler 4,5 numara. Şimdi aynıları bizde var. Doğuramayan, çelimsiz, yeşil damarlı. Böyle ruh gibi çocuklar. Niye? Anne ona geni değiştirmiş ürün yediriyor. Artı bunların hepsinin çok olumsuz büyük etkileri var. Son yapılan ölçümlerde mesela çok çok önemli yine. Dünyada bir şeye memnuniyetsizlik bile enerjilerinizin düşmesine sebep. %20 enerjinizi bloke eder. Kötü baktığınız zaman, olumsuz baktığınız zaman. Birisinin hakkında gıybet ettiğiniz zaman. Bakın. Bunların hepsi makinelere, termal kameralara bağlanarak bunları görmek mümkün artık. Çok basit ve Almanya'da Nürnberg sanıyorum üniversitesinde bütün bu enerji boyutları tek tek görüntülenmiş. Bunlar o merkezlerden alınarak yapılıyor. Normal insanın bir enerjisi ölçülüyor. İyi dinleyin burayı. Daha sonra onun eline ıhlamur veriliyor. Tekrar ölçülüyor. 57 miydi? 77 oluyorsa demek ki 20 enerji bundan geldiği kabul ediliyor. Ve ayrıca bu bitkilerin hem kendileri titreşimlerinden hem yağlarından ve şimdi de ekstrat olarak bir tondan, yağ 100 kilodan çıkar ama ekstrat bir tondan çıkar. Müthiş enerjileri var. Dolayısıyla bu bitkiler sizin bedeninizdeki mesela olumsuz, mesela 40'lara düştüğünde beden enerjiniz normalde 50-80 arası düşünülüyor. Bu farklı ince kemikli, kalın kemikli, Kafkas insanı mı, Batı insanı mı, deniz kenarı mı, hangi rakımdasınız? Buna göre değişiklik gösterir. Türkiye'de bunları bilmiyorlar. Ben bazı sitelere baktım. Herkes birbirinden almış. İşte bir gül doğru 320 MHz falan filan. Diğerleri izafi. Bununla ilgili Amerika'da, Avrupa'da iki tane basılmış eser var. Ama bunun dışında faktörler var. Yani Sibirya'da yaşayan insanla Akdeniz ikliminde yaşayanın, 2000 metrede yaşayan Ağrı'dakiyle İzmir'de yaşayanın enerjileri onlara etkileyecek faktörler çok farklıdır. Sen Sivas'ta doğduysan, beyin kodlarında Sivas 2000 metre varsa, sen Kuşadası Bodrum'a yerleşirsen 2 senede ölürsün. Ölüyor zaten. Olamaz böyle bir şey ya. Bunları söyleyen ne bir üniversite ne bilim adamı. Bunlar hep filmle uğraşıyorlar. Hans'ın, John Niva'nın filmlerini izliyorlar. Kitapları film diyorum ben. Tamam mı? Onu da şeytan aklı yapmış. Gidiyorlar. İlaç verirken de hiçbir tıp hekimi, bilim adamı ilaç bulmaz. Hani şimdi aşı buldu bilmem ne diyor. Onu sanayiciler buluyor. İş adamları buluyor. Uyanın artık ya. Ben niye ömür boyu hiç aşı çocuklarım 3 tane hepsi doktor, uzman, terapist, psikolog oldu?
Eşim hiç aşı vurulmadı. Hani ne oldu? Aşı vurun. Girmiyorum buralara. Ne var aşıda? Alüminyumun, civanın kime etkisi var? Bugün rezonans cihazlarında civa aşı vurunanların hücre şeyleri 45'i geçmiyor. 40 civarı, 40-45 civarı kanser riskiniz vardır. 40'ın altına düştüğünüzde ölüme doğru gidiyorsunuz. Hücre titreşimleriniz azalmıştır. 25 sınırdır. 20-25 arası ince kalın kemikli yaşadığın ekolojiye göre. Sıfıra düştüğünde zaten ölüyorsun. Ölmemen için ne yapacaksın? Bunları arttırmak için sistemlere müracaat edeceksin. Bir deniz kenarında geçeceksin, nefes soluyacaksın, 80-100 Hz oradaki iyotun enerjisini alacaksın. Bir şelalenin önüne geçeceksin, 120-130 Hz oradaki iyonları alacaksın. Ormanların içinde yeşilin enerjisini alıp kalbindeki kalp şakranı destekleyeceksin. Tiroidi desteklemen için deniz dalgalarına, okyanusta deniz yolculuğu yapacaksın. O dalgalardaki iyotu alacaksın ki buradaki D vitaminini, kalsiyumunu dengelesin. 120-130-140 Hz temizliğine göre değişir. Bunları kim biliyor? Kimse bilmiyor. Niye bilmiyor? Tukaka diyorlar. Yasak bu ülkede. Evet. Demek ki 25'in altına düştün, Abbas yolcu gidiyorsun. Ölüm meleği gelmiş sana diyor ki aklını kullanmadın, ne yapayım ben? O anda bir tövbe kapısı açıp da hani son anda olmuyor ama işte şu kainat şifanesinden gül, dünyada titreşime en yüksek olan 320 MHz ve gül yağı dünyada en önemli, kokla ruh durumun düzeliyor. İçine huzur doluyor. Bütün hücrelerini onu alıyor. Tanıdığı için, beyin kodlarında olduğu için canlanıyorsun. Niye camilerde Kur'an, kelimeler, Kur'an'ı, kainatı anlatmak, dinlemek, düşünmek, tefekkür etmenin enerjisi 200 Hz civarı. 180-220 herkesin durumuna göre değişik. Ruhen yaşayabiliyorsan 220 olağanüstü bir enerji. Bütün hastalıklarını çözer. Hani diyorlar ya işte Spil Dağı'na çıktı, kanserden kurtuldu, köyüne döndü, karselden kurtuldu. Niye? İşte o enerjilerden. Olur mu? Dene. Hiçbir zararı yok. Gül. Gül yağı. Hatta metafizik boyutta yapılan çalışmalarda ilmiledin hava salimleri gülü, yağını kullanırlar belli kişileri celbetmek için. Onlar da gelir ve bilgiyi verirler. Bunu sekülerist, o kitapsızlar anlamaz. Ölçülebiliyor mu? Efendim hurafe bunlar, bak cin dedi falan filan. Onlarla işimiz yok. Onları kaderlerine bıraktık. O karanlık yollarında hakikati bulana kadar gitsinler diyoruz. Allah ıslah etsin diyoruz. Doğru yolu bulmalarını nasip ediyoruz. Hakikaten bugün yaptığımız işten çektiğimiz çileler Allah tarafındandır. Onun için de nedamet etmek lazım. Tövbe kapısı açıktır. Mesela ne yaparız? Günlük yakarız değil mi? Bu hurdanlıklarda niye yakarız? Kötü enerjileri kovarsa iyi enerjiler gelir. Yine 180-200 civarında günlüğün, şimdi söylemek istemiyorum burada, yine bir bitki var. Tamamen insana tesir eder. Kötü enerjileri, ay dersin ki bana işte üzerime var, gölge görüyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye. Şu an odamızda asılı burada girişte. Bunları yaktılıp inhalasyon yoluyla yandırdığınızda işte Türk kültürü şamanist diyorlar. Değil kardeşim, karya, koca karı kültürü, koca karya. Türk kültürü, Kızılderili kültürü, buharlar, tedaviler, bitkiler. Bu Rothschild ve aile önce Amerika'da Kızılderileri, Avrupa'daki, Amerika'daki şifacıları bunun için yok ettiler. Bu ilaçların önünü açmak için vakıflar kurdular, ettiler, doktorlara paralar, hastanelere bölümler, omason kuruluşlar, bilmem neler. Bunun süreci 50 yıl. Bizdeki köleler de buna %100 tabi oldular. Devşirilmemiş, döndürülmemiş dereceli masonlar ve onların yan kuruluşları. İşte bu hurdanlıkları kullanın, günlük bunun en önemlisidir. Yine lavanta.
Hocam derdi ki oğlum böyle bu ilimlerle uğraştığında bütün bedenine yüzüne lavanta yağı sür. Niye? Süfli yaratıklar yanaşamaz. 40 sene önce. Şimdi anladık. Lavantanın 120 civarında cinsine göre ki 60'a yakın çeşidi vardır. 120 hertz, megahertz civarında titreşimi vardır. Hatta sivrisinekler, kötü şeyler bile sürün yanınıza yaklaşamaz. Bırakın kötü düşünceleri. Lavanta müthiş büyülü bir bitkidir ve yağı da çok çok etkilidir. Mutlaka kullanın, bilhassa ayak altlarına, kulak bölgenize sürerek de o organları uyurarak, ayağınızın altında, kulağınızda bir insan var. Aynı şekilde çörek otu, 220-240, kara ot dedi. Müthiş bir enerji. Yağı o kadar değil, 160-176-180'lere kadar çıkıyor. Ama ekstratı 240-250'lere kadar bir tondan elde ediliyor. Yani şöyle düşünün, bu nasıl oluyor hocam? Nasıl bitkinin çayı şifa kantoron, sirkesi daha bir faydalı, yağı daha bir faydalı, ekstratı çok faydalı. Niye? Biri 1 kilodan, biri 10 kilodan, biri 100 kilodan, biri 500 kilodan 1 kiloya iniyor. Şöyle düşünün, şimdi kömür, aslı nedir kömürün? Karbondur, değil mi? 1 lira. Elmas 1 milyon lira. Niye? 1 milyon yıllık o. 1 milyon kere özümlenmiş. Bunun gibi düşünün. Onun için her şeyin yağı ve ekstratları en büyük şifadır. İşte lavanta dediğim gibi çok önemli. Yine psikolojiniz bozuksa papatya, melisa, pasiflora gibi bunların yağları da yaklaşık 80 ile 120 arasında titreşim vererek bedeninizi rahatlatır. Kötü olumsuz etkileri bedeninizden kovar. Pek çok sebeple stresle bloke edilmiş gıdayla, radyo dalgalarıyla, fotonla bloke edilmiş hücrenize tık 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 yapar. Başlar çalışmaya. Bak bu da yine çok çok önemli. Papatya, melisa ve sarı kantoronun 120 civarı hertzleri vardır, megahertz titreşimleri. Düşünün insan bedeninin 50-60 olduğunda, hastalandığında muazzam bir enerji vererek organlar arasında paylaşıldığını söylemek istiyorum. Tabii ki çok söylenen, Allah'ın en çok yarattığı bitkiler, hocam derdi, en çok ne yaratıldıysa insan en çok onun vardır. Ot, yonca yine 200 civarında titreşimi olan o çiçeğinin üstünde. Yine yabani hindibanın o çiçeği, papatya gibi 120 ile 200 MHz arasında yoğun bir enerji veriyor. Zaten insanlık bunu artık bulmuş işte. Kara hindiba, karaciğeri düzeltiyor anında. Değil mi? Yine bu çok çok önemli. Yine portakal, mandalin, greyfurt gibi C vitamini yüklü. O kabuklarındaki asitlerle yandırıldığında süflü yaratıkları kokuyla, inhalasyonla yakarak da insanlara, onu teneffüs edereklerde hücrelerinize verdiği 120 MHz civarındaki enerjiyle hem içsel hem dışsal hem zihinsel noktalarda çok büyük tesiratları olduğunu söylemek istiyorum. Tabii en çok kullandığımız nane diyoruz ya, nane beyin enerjilerini arttırmak, üçüncü göz şakrasında açmak için, şakra derken işte hipofiz tepe şakramız, epifiz üçüncü göz, şeytan burayı yok etmek istiyor. Dinlettiği, gördürdüğü, nefes aldığı yediliyle şeytanın bütün hedefi epifiz bezini bloke etmiştir. Şu an dünyanın %99,9'unun epifiz bezi bloke edilmiştir. Türkiye'de de bu oran %99,9'dur. Belki böyle bir %1 bloke edilmemiş epifiz bezini kullanabilen, yani farkındalığı düşünebilen insan vardır. Bunun dışlarının hepsi mankurtlaştırılmış, beyin kontrolündedir. Olmasaydı o margarini yemezdi, kolayı içmezdi, bisküvi yemezdi, o ekmeği yemezdi. Gerçek bu işte. Hastalanmazdın. Çocuğun olurdu. Şey takmazdın kalbine stent. Gözün görürdü. Yaban mersininin 140 hertzlik, megahertzlik enerji boyutunu, hele yağa çevrilmiş 200'e yaklaşan yağını içebilseydin, göz bölgelerine sürebilip masaj yapsaydın gözün görürdü.
Oku. İkra bismi rabbikellezi halak. Oku, dinle, dinlet. Diğerlerinin hepsi ziyanda ve hüsrandadır. Dinle, nedamet et, tövbe et. Nasıl tövbesi? Ya Rabbi ben haram işledim, haram sattım, haram düşündüm, haram yoldaydım. Şüpheliydi, geri çekildim de vallahi siliyor. La takladu min rahmetillah. Siliyor. İşte kainat şifanesi ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devası derken Allah kozmik boyutta sana bunları söylüyor. Alimin ilmi budur. Bu bilimleri bulamayan alim değildir, zalimdir, zalim. Zalimler sarmış artık dünyayı. Kitapsız bunlar kainat kitabını okuyamıyorlar. Arının balındaki kozmik boyutu göremiyor. Ben insanlara ve arıya vahyettim diyor. Bin bir tane usareyi almış. Gülün biraz altında titreşime sahip olan gerçek balın enerjisini sadece şöyle sürmek sana çok büyük bir şifa verecektir. Ama onun için bala yükleniyor. Onun için kemtrellerle yukarıdan alüminyum silikatı bu dronlarla vesairelerle de bu mikropları atıyorlar. Suları havayı kirletip esas hedefleri arı, börk böceği yok etmek, toprağı yok etmek. Ettiler şu an. Edemediklerini kimyasal pestisler ki kimyasallar zararlılar, zararlı bitki ölçülüyor. Edemediklerini gübre dedikleri kompoze, nitratlı gübrelerle yok ediyorlar. Ediyorlar, ediyorlar. Edemediklerini ha bugün 5000 ton GDO'lu pirinç yakalandı İskenderun'da. Geri mi gidecek sizce? Takip edin bakalım. Ya hayvan çiftliğine yollayacaklar ya bir yere ya bir yere ya da el altından yine millete yer mi diye şüphem var artık benim. Sayın Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye duyurulur. Bilgi verirse köşemizde yazarız. Evet bu ara teşekkür ediyoruz. Basın müşavirleri vasıtasıyla bize Orman Tarım Bakanlığı ürettiği numunelerden göndermişler. Ama ben hiçbirini yiyemediğim için sosis var, ton balığı var, bilmem ne var içinde. Ben hepsini gazetede geldiği için Yeni Akit'te arkadaşlara dedim ki ihtiyacı olanlara verin. Ne diyeyim? Daha anlamamışlar demek. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, kurtuluş reçetelerini vermeye devam ediyoruz. Yoksa aşıyla, bilmem neyle, civayı yiyerek, alüminyum silikatı yiyerek o türevleri şifayı arama. Kaderini yaşayacaksın. Benim aşım sarımsak. Ben günde 3 diş sarımsağı eziyorum, suya koyuyorum sabah. Öğlen gece yatarken içiyorum. Bu benim aşım. İroni yapıyorum. Ha devletin aşısı farklıdır. Vurunur vurulmaz. Herkes kaderini yaşayacak. Şayet bu ülkede demokrasi varsa biz anayasanın 17. maddesi diyor ki insan bedeni kutsaldır müsaadesi olmadan kimse müdahale edemez, ameliyat edemez, aşı vuramaz vesaire. Ha bu kanunları da dinlemezlerse yapacağımız başka şeyler de metafizik boyutta var tabii ki. Bunu da buradan söylüyorum. Onun için kainat şifanesinde dediğimiz gibi bütün bitkilerin bir titreşim var. En önemlilerini sizle paylaştım. Yine en önemlileri gül 320 MHz ile çok önemli kullanın ama o camide satılan gül suyu plastikteki değil içilebilir yağ gül suyu mutluluk verir diye söylemek istiyorum. Mesela yine çok önemli organlarımızdan biri böbrek. Böbreklerin çalışması çok önemli. Allah onun için iki tane yapmış onu. Bunun da şeyi nedir biliyor musunuz? Şifası solmaz çiçek. Ölmez çiçek dedikleri böyle sarı bir ot vardır süs bitkisi. Bazen ona şey derler altın otu. 180-200 hertz arası titreşimiyle Allah böbrekleri koruyor. Bak alıç, ahlat. Dağdaki alıç, ahlat, deşti armutların şeyi de 240 civarında, 220-200 MHz civarında titreşimleri var. Tabi bunların meyve olarak değil, bunların yağları çıkarılmış olarak ilk ölçülebilen şeyler. Bizim 46 tane ölçtüğümüz bitki var. 120 tane
Gıda Kodeksine müsaade ettiği bitkiler var. Onların üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Onun için Kainat Şifahanesi'ndeki bu güzel bitkilerin yağlarından ve ekstratlarından istifade ederek çeşitli sebeplerle bloke edilmiş, sizi ölüme doğru getiren 25 ayetin altında ölüm olan korumak, tekrar canlandırmak, bu bitkiler dünyası, güzel görmek, güzel düşünmek, yardımcı olmak, sevmek, kainata sevgi göndermek, insanlığa dua etmek de yine 300, 400, 500 megahertzlik çok kutsal Allah tarafından şifası verilecek enerjilerdir. Yine bunların hepsi ölçülmüştür. Güzel görmenin, güzel düşünmenin enerjisi olağanüstüdür. Çekim yasası dediğimiz, beyninizde ben iyiyim dediniz mi iyileşirsin. Ay ben hastayım dedim, üstüne gelirler. Güçlü olacağız. Hücrelerimiz onun emrinde. O, onu razı edeceğiz diye söylemek istiyorum. Bunun dışında yine şimdi burada size göstereceğim. Bu gördüğünüz helper cihazı, programı yüklenmiş. Burada açtık. Helper C belgeli, Avrupa Birliği'nden alınmış. Buraya 100 tane program yüklendi. Bu programın 17 kişilik dünya bilim buluş adamlarının içinde biz de varız şu anda. Avrupa Birliği'nden onaylı bir cihazdır. Bunun gibi 14 tane cihazımız var. Yeni gelen bir cihazımız var. Life Balance mesela. İzleyin bunu. Life Balance cihazımız var. Yine burada da şu an çalışmalarımızı, bunları niye getirdik buraya? Şu an işte Sayın Mustafa Varank Bey'in sözü üzerine denemelerimizi yapıyoruz. Bu cihazlara bunu yüklüyoruz. Çok tabii değişik bu frekanslar. Zaten artık her şeyin, her mikrobun frekansı belli. Koronanın, Covid'in, birinin, ikinin. Bir de korona bildiğiniz gibi değil. Mesela şu cihazda koronanın 46 tane programı var. 46 tane. Genel program. Ama Almanya'daki bir aşıyı Alman vatandaşın üstünde denediysen, Çinli'nin üstünde, o oraya göre. Türkiye'de 50'ye yakın ildeki Covid frekansları farklı. Almanya'da da farklı, Norveç'te de, Amerika'da da farklı. Bu da yine 120 tane bilim kurulu oluşmuş, uzman heyeti tarafından hazırlanmış. Onun için böyle sen basit Johnny orada Hans söylüyor, oradan Çançu söylüyor, böyle yapın diye, bizimki de böyledir diyor. Salla başı, al maaşı. İlim bu değil, bilim bu değil. İşte burada şimdi programı seçiyoruz. Şöyle ışıktan okuyamıyorum. Mesela organ hücrelerinin yenilenmesi. Veya burada geliyoruz. Evet, tüm parazitler, tüm bakteriler, tüm virüsler. Efendime söyleyeyim, lamblia. Safra kesesinde olan lamblia. Efendime söyleyeyim, kandida. Bak. Açıyoruz. Evet. Şimdi program başlayınca size sesini vereceğim. Bir şifada bitkilerin dışında, dediğim gibi deniz kenarındaki dalga sesleri, bunlar bitkilerden çok çok daha etkili olduğunun da altını çizmek istiyorum. 7 şakranıza hipofiz, epifiz, tiroid, kalp, mide şakranı, hara, karın şakrası ve kök, cinsel ve kemikler. Bunların hepsinin renklerin de birer enerjisi vardır. Taşların da birer enerjisi vardır. Kokuların da birer enerjisi vardır. Onun için renginizi, taşınızı, kokunuzu bilirseniz hastalanmadan yaşarsınız. Mordur, tepe şakranız. Üçüncü gözünüz laciverttir. Mavi bölgeniz, tiroidleriniz mavidir. Niye? Deniz kenarı iyot tuzdur. Kalp, akciğer, karaciğer bölgeniz yeşildir. Niye? Ormanların yeşil enerji. Sanatoryumlar ormandadır. Bak neler çıkıyor. Mide sarıdır, göbek lahana, göbek işte lahana onun şifasıdır. Bak bak bak, patates sarıdır, midenin şifası. Sık suyunu iç, bak ağrın kalıyor. Bağırsaklar yine turuncudur, renkler çok önemli.
cinsel kök çakranız kırmızıdır. Aşk odaları ne olur? Otellerde kırmızı olur. Çocuğun odasını pembe yaparsan ders çalışmaz, aşk düşünür. Mavi yeşil yapacaksın. Lila yapacaksın. Camiler niye mavi yeşil lila? Buradan aşağını düşünme diyor. Yukarıyı düşünme diyor. Hangi bilim, hangi üniversite, hangi mimarlık talebesi benim yanıma Barbaros Sadıç geldi. Dünyanın en büyük Kuveyt'teki 50 katlı altın kuleleri yapıp uçakla gezdirilen şahısla görüştüm. İsmini veriyorum. Hocam dedi, bize bunların hiçbiri öğretilmedi dedi. Çok önemli dedi. Çalışma odasının rengi kardeşim, çalışma kapan çalışacak. Lacivert mavi olur. Dinlenme odan yeşil olur. Bu milleti uyutuyorlar, aldatıyorlar, eline A4 kağıdı veriyorlar. Aptal nesillerle diplomalı cahiller, kitap yüklü eşekten hiçbir farkları yok. Niye? Hiçbir şey üretemiyorlar. Üretenler başımızın üstünde yeri var. Ellerini öpelim. Ben ürettim 755, 15 kitap yazdım. Benim heykelimi dikecekler ama inşallah onlar da bir gün olacak. Allah diksin diyoruz. Biz onu razı ediyoruz. Evet. Programa başlayabilirsin diyor. Şimdi alıyorum ileriye doğru. Evet. Başladık. Kainattaki bütün bitkileri söyledim ya. İyi dinleyin. Şifa, yağları şifa, ekstratları şifa, bloke edilmiş titreşimlerinizi açıyor ve her türlü hastalıktan kurtuluyorsunuz. Korona mı? Koronanın çaresi soruyor. Koronanın virüslerin, bakterilerin, titreşimin, bir hücrelilerin 5 ile 9,5 hertz arasında, onu geçeni hiç yok. Minimize. Bir tanesi. Ama 10 tane olursa 50 oluyor, seni hastalandırabiliyor. Sayılarını azaltacaksın. Bedeninde her türlü virüs, bakteri, parazit, nozotermit, korona, covid olabilir. Ama bir tane diyor ki dikkat et, var. 10 kötü enerji var, onun titreşimi bu, menfi enerji. Şayet bunun sayını 10'a, 20'ye, 30'a, 40'a çıkarırsan bunların sayısını, sen hastalanırsın, işte kanser olursun. Çözümsüz hastalık, entübeye düşersin. Bir de hücrelerin başka sebeple bloke olduysa, hani şeker, tansiyon, kolesterol, kimyevi zararların da hepsi bunlara senin hücrelerini bloke ediyorsa, hani diyorlar ya kronik hastalar daha çok ölüyor. İşte bu sebeple. Hiçbir şey, korona nedir? 9,5, hadi 10 olsun. Bir tane çörek atı yağı yedi mi? Bitti. Kurtuldun bak. Ama sayıları yüzü geçtiyse değil. Her zaman içimizde var. Ben geçenlerde kendi makinama girmiştim. Sol akciğer, sağ akciğerde bir tane, birer tane yakaladı. Hemen o gün bir orozinans böbreğe, dala, karaciğere, kana, kalın bağırsağa bir orozinans uyguladım makinamda. İkinci gün işte asistanlarım orada, tamamen gitti. Tamamen. Elmas Hanım da 3 günde gitti. Çok kolay. Tabii bu ara zerdeçal, yavşan otu, alfa alfa, spirulina. Tabii ki her gün 3 diş sarımsak ve kekik suyu. 1 gün, 3 günde tamamen düzelir. Bunun dışında kainatta demin dediğim gibi sesler. Hayvanlar lak 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 demiyor. Hak 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 diyor. Karga kak 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 demiyor. Hak 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 diyor. Çekirge orada cır 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 etmiyor. Ağustos böceği cuk 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 etmiyor. Bunların hepsi, bütün bu sesler kainatta eşrefi mahlukat olan insanı tedavi etmek için Allah'ın vazifeli yaratıklarınca senin emrine verilmiş seslerdir. Bunları oku, bunları dinle, bunları anla. İlim budur, feraset budur, farkındalık budur, liyakat budur, fen budur. Bak, şimdi şurada, size burada dinletiyorum. Bir ses duyuyorsunuz. Bu çekirge sesi. Bak. Şimdi daha farklı bir şey. Bu neymiş, ne programı? Durduruyorum şimdi.
artrit. Demek ki eklemlerdeki bir takım şeylere müdahale edebiliyor. Evet, gördüğünüz gibi buradan hemen ileri alıyoruz. Size farklı bir ses şimdi. Demek ki kainattaki cırcır böceği ve hayvanat seni tedavi ediyor. Dinle, ona kulak ver, öldürme, neslini yok etme. Bak yine farklı bir boyutta ses. 100 tane program, hepsi birer hayvanın belli bir frekans yayıyor. Bu yaydığı frekansla senin hücrelerine ne yapıyor? Dokunuyor, bloke edilmiş. Yanlış gıda, kötü düşünce, mikroplar, ilaçlar, hava bozuk, su bozuk, stres, 3 kişi öldü, 7 kişi korona oldu. Diyor ki buna uyan, uyan, uyan. İşte taşlar, taşların enerjileri. Hangi taş senin taşın? Bul, mutlu yaşa, evine koy, amatisti bitti. Moralin düzeldi. Kristalle yönlendir şuraya, üçüncü göze dokun. Şuradaki solar prosesörlerine dokun, şurada modüllerine dokun, şuraya getir şuraya, kurtuldun. İşte bu frekansı dinledin, kurtuldun. İşte o bitkilerin yağındaki hersleri aldın, kurtuldun. Düşüncenin gücüyle, o ilahi kelamlarla. Git Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de aynısı var. Diyor bitkilerden şifa al diyor, yağlarını iç diyor. Zencefil şerbeti diyor, kadehlerde zencefil şerbeti sundum diyor Allah. Ben bunu söyledim. Zencefil için şifadır. Allah böyle diyor dedim ayette. Vallahi billahi tallahi gösterdim ürünü. 69 bin TL bana ceza yazdı 7 sene önce. Yani bu iktidar yine. Şaşırmayın bakın, şaşırmayın. Ha diyeceksiniz ki şimdi herkes diyor ki niye baştakine söylemiyor? Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının ve Türkiye'nin umududur. Ama onun yanında olan bu, ona bu gitmiyor ki. Biz ulaştığımızda da diyoruz, dosya veriyoruz. Diyorlar ki aşağıdaki bu tetikçiler, devşirilmeyen, döndürmeyen, hain, efendilerine kölelik yapan, hiçbir ilmi liyakatı şu anladıklarıma böyle gülüyor, kah 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 kah. Allah, şeytan güldürüyor. Sürüm sürüm sürünüyorlar. Allah kapımıza düşürdüğü çok oldu. Bir şeye müsaade edip yapma bunu dediğim adamın karısı ağlaya ağlaya beni aradı. 20 gündür komadan çıkamıyor hocam, ne olur tövbe etsin dedim. Femen yağmel zarretül miskale hayran yara ilahir şerran yara. Vallahi diyor zerre kadar hayır. İşlemeyi bırak. İnneme la amale bin niyet. Niyet etsen sevabı var, hesabı var, mükafatı var. Şeri düşünsen, yaparsan cezası var. Hem bu dünyada, bu dünyadaysa, korona gibi gelip seni zorlarsa, bir böyle var, bir böyle var, bir yumruk var, bir de entübe bilmem ne var. Ölürsen şehit, şükür edersen ama. İsyan edersen o da yok. Var bunlar. Tövbe kapsa açık. La teknatü min rahmetillah. Onun için herkes işine, eşine, arkadaşına, şeyine, eline, gözüne, ayağına, paradaki faizine, ortaklıklarına, mirasa, yalanla, dolanla, talanla dikkat et, bir tövbe et. Kainat şifanesinde ölümden ve ihtiyarlıktan başka gördüğünüz gibi her şeyin radyo dalgaları, frekanstı bu ayarlı hastalığı. Ve her şeyi koy gecesin bize lem trenaj. Gece 3,5 saat sürüyor. Hepsi farklı, 40 dakika, 20 dakika, 2 saat. Lem çünkü bedende apış arası, kollar, her yer lem, muhafız alayı. Yatağın ortasına koyuyorum ben bunu. Zız 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 zız, sabaha kadar bir uyanıyorum cam gibi. Sen sopa yemiş gibi kalkıyorsun. Niye? Kafada haram, yediğin haram, baktığın haram, güldüğün haram, işin haram, sattığın haram. Her şeyin haram veya şüpheli değilse zaten sen de iyisin. Belki ufak bize de geliyor, ayağımız kayıyor. Diyoruz ki kendinin sünnetini terk ettik. Hanıma biraz yüksek sesle şey yaptık. Bu sene zekatı fazla veremedik belki. Veya ağzımızdan ufak bir hakaret çıktı. Tövbe etmemiz lazım. Ediyoruz herkese. Rabbim işte bu frekans tabii insan neslini kurtaracak en önemli bir şey. Allah da bunları zorla değil, taşa yüklemiş.
denize yüklemiş, kokuya yüklemiş, şelaleye yüklemiş, bütün ağaçların yapraklarına yüklemiş. Ondan çıkaracak yağa yüklemiş, kokuya yüklemiş, ekstratına yüklemiş. Bak, kainattaki kuşlara yüklemiş. Değil mi? Demek hepsi hak diyor. Bunlarla taşını, kokunu, rengini, bitkini bul, ağacını bul, şifalı bitkini bul. Onun tütsünü yap, yandır, iç, koku sür, kulak. Evet. İnşallah şu cep telefonu cihazımızı inşallah kanuni ruhsatlı olarak çıkaracağız. Bu dış versiyonu, bunun üzerine eklemeler yapacağız. Çünkü Türkiye versiyonu, Türkiye'nin koronası nasıl ayrıysa Adana'daki, yani bu aşılara ben şimdi garip, yani dün birini dedim, Lumbert bilmem ne, Amerika'da bir doktoru açıklıyor, adam çocuk mutahassı, aşıda çalışmış. Yani bu aşıyı ben yorum yapmıyorum. Onun için ben hasta değilim, aşı da vurulmuyorum. Bunu da bir kere daha söylüyorum. Çok acı ve acıyorum. Acıyorum. Zavallı İslami sitelerde, siyasi İslamcı siteler var. Buralarda prof doktorlar var. Sakallı cemaat ehli, bu tarikat falan da var arkalarında. Adam ne yazmış biliyor musun? Aşı vurulmamak cinayet işlemek gibidir. Herkes aşılanmalı diye. Şeriaten fetva vermiş. Hiç kimse yorum yazamadı. Bir Muammer bizim doktor, sağ olsun. O da bu bitkisel desteklerde. Bir o cevap yazmış. Bu fetvayı nereden aldınız diye. Niye bunlar böyle biliyor musun? Ölümden korkuyorlar. Ya ölümden niye korkuyorsun? Kabrin arkası için çalış. Gece yatarken rahat yat. Herkese helallığını. Arkada eserin, kitabın, ikilacın. Bir de hayırlı evlat bıraktıysan ne mutlu. Ha bırakamadıysan tabii kork. Kabrin arkası senin için büyük bir azap. Azap. Ama tövbe kapısı açık. Hemen şimdi ya Rabbi. Ben Marenk Hoca'yı dinledim. Hakikaten böyle. Buna da iman ettim. Bu da nasip tabii. Hocam derdi sopa bile nasiple yenir. Derseniz beyaz bir sayfa açarsanız yarın bir kantoronla stresiniz gider. Covid varsa anneniz babanızda hemen yavşan otu, Çinli bunu bulmuş. Yahu Alman gavur diyoruz ya, Alman Tarım Bakanlığı Berlin Kontrol Genel Müdürlüğü'ne yolladı. Tamam mı? İş ortağımız Adnan Akar Bey, X5S6 adıyla 11 karışık yavşan otlu karışımı eczanelerde satılabilir. Faydalı %99,9. Hastane mikroplarına karşı bile etkilidir diye. Hatta Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı bu altın gümüş suyuyla birlikte yapılan kompoziteye açıklama yaptı. Ama bunu ben devlete 20 kere teklif ettim. Ya bu dedi, alkolle dezenfekte edeceğine altın gümüş suyu bir damla jeli sür eline 8 saat koruma sağlıyor. Şimdi eve arkadaşım geldi, kapıda kapattırdım gözüm, fıs 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 gümüş. Tamam varsa bile öldüm mikro. Ağzına sür, burnuna sür, hiçbir şey yapma. Bir ceza daha gelse de razıyız. Ağzına bir tuzlu su, kristal tuz, burnuna çek. Alman Sağlık Bakanı bile öyle söyledi. İçimden gelmiyor ama 80 öncesi bize derlerdi. Sabahattin Zaim Hoca, Nevzat Yalçıntaş doktoru hocalarımdı, Turan Yazgan. Hocam bu işte siyasi olaylar, sağ sol çatışmaları, atizi itizi karışmış. Gazeteler, manşetler, algı operasyonu ne yapalım? O zaman bir gazete vardı, Hürriyet Gazetesi. Malum bir grubun elindeydi. İri gazete derlerdi. Oğlum bu gazete ve bunun gibi olanlar, siz ne diyorsa onlar, tersini düşünün, tersini yapmaya çalışın, daha faydalı olursunuz derdi. Ben de bugün o noktaya geldim. Bana soranlara diyorum, ne demiş bunlar diyorum. İşte yüzüne sür, sürme. Ayağına çak, çakma. Bununla saçını tara, sakın tarama dökülür diyorum. Siz anlıyorsunuz. Teşbih yapıyor. Ben size Allah'ın Nuh'un gemisinden dünyaya bıraktığı, bugün 9600 endemik bitki, 120 tanesini Avrupa Gıda Kodeksi kabul etmiş. Bu bitkilerin çayını 5 lira, sirkesi 10 lira, yağları 50 lira, tableti 100 lira, ekstratı 150-200 lira. Bunun enerjisi 1 ise bunun enerjisi 200. Bloke edilmiş enerjilerini bunlar açar.
taşlarla, kokularla, renklerle, nefes tekniklerle, ibadetlerle, güzel düşünme, Allah'ın bu kainatı idare ettiğini, inniküllü şeyin kadir olan bir zatın elinde, mutlu, huzurlu, sabahleyin, o ritüellerle de iki ayak, iki diz, dört el, altı alnı vurdun, yedi, sizin Allah'ın yakın anınız, secde anınızı dediğinde, yedi kat sema, yedi tane salgı bezi, enerji düğümü, diğer nadiler, yollar, bilemediğiniz izafi, onlarca kapuktur dedikleri noktalar var. Onları uyarıp toprakladığın zaman bütün kötü enerjiyi atıyorsun, beynine taze kan geliyor. Ben bunu ölçtüm, yayınladım kitabımda, gösterdim. 500 kere devlet televizyonu TRT'de gösterdim. Hacettepe Üniversitesi 10 gün, 15 gün, 1 ay dayandı, sonra programı durdurduk. Hainler devletin içinde, başta akademisyenler, diplomalı cahillerden bu ülke, bu devşirme, dönmeye, kölelerine itaat edenlerden, moderatör, gazeteci statüsünde ve bunlar hiç değişmiyor. Dünyada da bunlar 300 kişi, dünyayı idare eden biri Avrupa Birliği NATO'ya gidiyor, oradan BMT'ye gidiyor, oradan UNDP'ye gidiyor, oradan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı oluyor. Hiç değişmiyor bu 100 aile, bizde de bu 100 ailede. Bunlar ölmüyor bir türlü, bunlardan kurtulmadan vallahi billahi tallahi toplumun kurtulması mümkün değil. Ancak bizi dinleyenler kurtulacak. Niye? Biz Allah ve Resulünün yolunu gösteriyoruz. İlim, bilim ve fen noktasında kainat kitabını okuyoruz. 25 Hz'den aşağı enerjini düşürürsen ölürsün, üstüne çıkarmanın yollarını da bu metotlarla anlattım. Allah yar yardımcımız olsun. Bununla ilgili olarak kurumlarımızdan 0212 533 0133 0549 533 0130-35 direkt numaralarımızdan dünyadan bizi izleyenlere sualleri için 0530 yani 0530 200 çift 096'dan her türlü sualinizi ücretsiz olarak yazıp hastalıklarınızla ilgili kainat şifanesinden formülleri öğrenebilirsiniz. Avrupa'daki, Amerika ve uzak batı doğudaki bütün insanlara da Avrupa Birliği 7,5 milyon soydaşımıza, Almanya Frankfurt'taki Fechenheim Kozmik Yaşam Merkezimizde bütün vitamin, mineral, alerji, enerji, şakra testleri, bedeninizin enerji boyutları, organlarınızın enerjilerinin hepsini ölçüyoruz. Karşılığında da kızım doktor biri, uzman terapist, aile terapisti. Eşi doktor, ihtisas yapıyorlar Frankfurt'ta. Bunların yorumlarıyla da kainat şifanesinden işte 320 olan en büyük gül yağı gibi diğer bütün bitki yağlarını ve metotları renk odası, müzik odası, buhar odası, koku odası, ozan odasında Avrupa'da şifaları sunuyoruz. Türkiye'de sunamıyoruz. Niye? Ortodoks tıbbının ihanetinden. Sayın Recep Tayyip Erdoğan tamamlayıcı tıttığı çıkardı, güdük kaldı. Ve biz bu kurula hiç çağrılmadık. Biz kedi yavrusu muyuz? Tarım okumuşuz, toprak okumuşuz, tütün okumuşuz, orman, tütün endüstri mühendisi olmuşuz, teknoloji mühendisi olmuşuz, fakültede iktisat okumuşuz, siyasette master yapmışız, sosyal psikolojide, endüstri çalışma ekonomisinde çift doktora yapmışız. İstanbul Üniversitesi'nde, Birleşmiş Milletler'de profesör olmuşuz. Senden kadro falan istemiyorum. Ve bugünden itibaren burada bir söz veriyorum. Artık akademik ünvanları hiç kullanmıyorum. Hatta bir Yeni Akit'teki gazetede duruyor. Onu da geçen gün dedim kaldıralım falan. Yok hocam dedi, dursun niye dedi ya insanlar falan. Ne zaman bu ülkede bu gördüğünüz cır 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 cırlar kabul edilecek. Devletimiz, ben inanıyorum Mustafa Varank ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projeleri geçirip tamamen bilimsel olarak insanlığın Sanayi Bakanlığı onaylı olarak olup oradan Sağlık Bakanlığı'na ve insanlığın hizmetine bütün dünyada sunulduğu gibi. Ya hocam sen çok garip şeyler söylüyorsun. Evet, dünyanın her yerinde bu biyorezonansla teşhis, tanı ve tedavi var. İtalya'da Mora sistemi, Fransa'da Margima, Macaristan ve diğer bütün Avrupa ülkelerinde bizim kullandığımız Altimet sistemi, Nova sistemi ve bütün bu Lanta Helper'lar dünyanın her yerinde kullanılıyor, onayı var. Bizim tıbbi cihaz kurulumuzdan ne hikmetse geçmiyor, geçirilmiyor.
Ondan sonra Mahmut Tuncer Show'da 20 kere savcılık müracaatım var. Yok zencefilli macundan Sağlık Bakanlığı bana sual soruyor. Ben 10 bin kişiye şikayet ettirdi. Bunu durdurun diye adam bana soruyor. Yazıklar olsun bu insanlara. Savcılığa suç duyurusu yapmışım. Sahte yemeğin, ölür insanlar, durdurun bu yağını. Dolandırıcılık yapıyorlar diyor. Bana soruyor, sen bu endikasyon niye bildiriyorsun? Ben aptal mıyım? Senin gibi. Bunu düşünemeyecek kadar bana soruyorlar. Ben ata et mi, ot mu verileceğini bilen biriyim. Devenin sırtında gidiyorum, yumurta küfesi taşıyorum. Senin şerrinden, hayrından hiç istifade etmedim devletin. Şerrinden muhafaza içinde bütün yolları biliyorum. 10 tane hukukçum var. 57 soruşturma açtın. Hepsine takipsizlik aldım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizim umudumuz sizde. Dünyanın ve Türkiye'nin. Ben alttaki kadroların sizi aldattığına kanaatim var. Yeterli bilgiyi vermediğine kanaatim var. Gelin bizden bu bilgileri sorun. Gelin uygulayalım. Ben dünyada 200 bin kişi kampımdan, 1,5 milyon kişi danışmanlığımdan geçti. Hepsi mutlu. Bir tane olumsuz vaka yok. Olabilir 10, 20, 30. 126 tane ilaç 10 yılda iptal edilmiş zararlı olduğu için. Bu yedirilen insanlara hangisine sordunuz? Yarın bu uygulanan aşıların vesairelerin şeyleri ne olacak? Bunlara da girmek istemiyorum. Bizim bu sistemin önü açılırsa İnsan nesli kurtulur, toplumlar kurtulamayacak ama şahıslar farkındalığı olun, gelin kainat şifanesinden ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devasını bulun diyorum. Allah'a emanet olun diyorum, Allah'a yar yardımcınız olsun. Salı günkü makalemi okuyun, aynı zamanda cuma günkü makalemde yine beyin kontrolü ile ilgili bir de kozmik bilim bilinçle yaşam enerjisi kitabımızda da bütün bu bilgileri 20 sene önce yazdık. Söylediklerimin 100 tanesinin 80'i çıktı. Kimse kulak asmadı. Niye? Kulaklarını tıkıyorlar. Narkozluyorlar insanları. Rabbim kurtulmayı, Allah'a kul Habibine ümmet olup onun kainat şifanesinden şifa bulmayı hepimize nasip eylesin diyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Bize ulaşın. Her türlü noktada Avrupa'da olanlar ahmetmaranki.de'den Maranki alışveriş sitelerimizde ürünlerimizi inceleyin diye söylemek istiyorum. Sağ olun. Ali Kıyak teşekkür ediyorum. Metin Danacı teşekkür ediyorum. Aslan Başkan teşekkür ediyorum. Evet. Instagram izleyicilerimize de birkaç söz daha çünkü kayıt alamıyoruz. Burada sanıyorum. Evet dostlar. Hepinize bir hafta sonra. Bir 10 bin tane, 14 bin paylaşım olmuş. Evet burada. Hocam beyin yönlendirme, evet. Mümkün. İzlediğim filmle seni yönlendiriyor. Evet. Bu cihazlar yakında inşallah çıkacak. Sesinizi duyurun hocam, siz duyuracaksınız. Bu konuşmayı paylaşabilirsiniz. Kardeşim koronadan vefat etti. Eşi evde geçirdi. Kendi hastaneye yattı, öldü. Ölüsü geldi. Ben ne Allah işte kader ya, ne diyelim? Computer Place garip şeyler yazmış da şu an. Evet okuyayım. Geçen gün Instagram'dan bir şey yaptınız. Bize niye hocam okumadınız diye. Onun için okuyayım. Işık ters geldiği için. Evet, kan grupları önemlidir sizler için.
Bizi acı etkiler. Her kan grubu her şeyi yemez. Gıda testlerimiz yapılıyor, yok testlerimiz. 20 dakikada bütün kan gruplarının testleri hem Avrupa'da hem Türkiye şubelerimizde yapılmaktadır. Mutlaka şimdi bu yağlar vesaireler size şifa ama yanlış size alerjisi olan bir gıda kan grubunuz da yoksa cefa da olabilir. Onun için bitkileri kullanırken lütfen mutlaka bir gıda yok testi yaptırın. Zeytin yaprağı hakikaten çok etkili. Oropin ürettik. Zeytin yaprağı, yavşan otu. Evet. Evet, yine söylüyorum, 5 kişiye Instagram sayfamızı 5 tane kişiye etiketleyip Maranki Alışveriş ve marankialışveriş.de'yi de takip eder, beğenirseniz yaklaşık 5000 TL'ye yakın hediyelerimiz var. 150 liralık hediye çeklerimiz var. Yaz seti, kış seti, güzellik seti, bunlar hep hediye edeceğiz size. En çok etiketlemeyi yapan pazartesi günü saat 17'ye kadar devam ediyor bu etiketleme. Ona göre oradan da bu etiketlemeyi yapın. Sayfalarımıza etiketleme. Asistanlarıma da söylüyorum, o şeyi tekrar koyun. Evet. Maalesef. Evet, burcunuzu bilin, taşınızı bilin. Bakın, sahte. Ha bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'deki taşların %99,9'u sahtedir, boncuktur, inciktir, boyamadır, devşirmedir. Hiçbir şifasını bulamazsınız. Her bitki gibi açık bitkileri kullanmadığınız gibi aflatoksin olmayacak. Evet. Evet, şöyle sonlara doğru gidiyorum. Evet. Aşılar herkesin kaderi. Evet. Instagram izleyicilerimize de bir şey de uyarıyorum sizi. Hakaret içerikli artı tahkir edici küfür sözleri ve eleştiri sınırı açan herkese sistemin programı var. Engelleniyor ve bir daha artık bize değil başka kapıya diyoruz. Oralardan şifanızı buluyorsunuz. Biz güzel görüp güzel düşünen, bu bilimlere iman edip bizimle yaşamak isteyenlere suallerini cevaplıyoruz. Sistemimiz ona göre kurulu. Alınmasınlar, bilgileri olsun. Hepsi tamamen engellenmiş oluyorlar. Geçen dünkü yayınımızda 54 kişi engellendi. İşte Maranki para kazanıyorsun, Maranki vesaire. Daha neler neler. Mahmut Tuncer sahte. Bir kere daha söylüyorum. Mahmut Tuncer Show, hemen Sağlık Bakanlığı'na ve polise şikayet edin. Ahmet Maranki hocam sitelerinde okuduk. O da şikayet etti savcılığa suç duyurusunda. Kesinlikle almayın. Sahtedir. Dostlarınızı uyarın. Ölüm tehlikeniz bile olabilir. Bu devlet böyle. Arkasında sanıyorum çok önemli bakanlar, iş adamları var. Bir türlü yasaklanamıyor. Biz tuz yiyin diyoruz. Yarım saatte yasaklıyorlar. Burada adam çakır şakır bilmem ne S televizyonu, su televizyonu, şu televizyonu işgal etmişler. Ülkeye hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Halk sağlığı burada ya. Halk sağlığı genel müdürü bak sana yazı yazmışız. Sağlık Bakanlığı'na ifade vermişiz. Bu bizim değil, duyurularımız var, duyurulun diye hiçbir şey yok. En azından siz kendinizi koruyun diyorum. Ölümden ve ihtiyarlıktan başka her derdin devası var. Bir kere daha söylüyorum. Avrupa'dan hep soruyorsunuz biz ne yapacağız o zaman Berlin'den. Çok yakın Avrupa'dan Frankfurt, en uzak yeri Avrupa'nın 3 saatte hızlı trenle, yarım saatte bütün hormon, vitamin, mineral, alerji testleriniz yapılır. Uzman doktorlarımız tarafından size önerilerde bulunur ve sağlıklı yaşama geçersiniz. İşte orada bütün bu frekans tıbbının bütün uygulamaları, ayak detoks uygulamaları, ayağınızın altına verilen belli implus ve sularla, ozmoz ve alkali sularının da çok büyük etkisi var. Alkali tuzun da enerji boyutu çok yüksek. 240 yani 230 titreşim diyoruz ya gül suyu için falan. Çok farklı boyutlarda, kristal boyutta, kömürle elmas gibi düşünün. Kristal tuzunda canlandırıcı bedeninize çok büyük bir enerji boyutu olduğunu
Çünkü bayılan insana ne veriyorlar? Tuzlu su veriyorlar. Onun için kristal tuzu mutlaka oranında kullanın diye söylemek istiyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar yardımcınız olsun diye. Maranki alışveriş sitesi efendim. Nereden bulalım? Maranki alışveriş sitelerimizde bütün 750 ürünümüzü Almanya'da da marankialışveriş.de'den online sipariş vererek İsviçre'ye, evet İsviçre'ye 3 günde 7 günde kargonuzu alabilirsiniz. Evet. Evet, gül en büyük frekans ve bütün bitkilerin yağları ve ekstratları 300'e yakın güzel düşüncenin, güzel düşünmenin, Allah'la birlikte olmanın, şükür etmenin, dua etmenin, tefekkür etmenin, teşekkür etmenin ve sevgi yaymanın da enerjisi gülün çok üstünde. 300'ler, 400'ler, 700'ler, 800'ler. Bana inananlara diyor Allah, beni görmek isteyenler, bana yakın olmak isteyenler benim peygamberimi dediklerini yapsın, onu sevsin. Onu sevenler beni sevmiş gibidir diyor. İşte onu sevmenin de bu kainatı yaratan, eşref-i mahlukat olan bizden istediği onu razı etmek. Onun emirlerini yapmak, onun yasaklarından bu etik kurallara uymak, güzel görmek, güzel düşünmek, habitatı, toprağı, suyu, havayı korumak, nebatat ve hayvanatın şifasına inanmak, ahiret gününe ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teala ament hükümlerine inanan bu dünyada kalan ömrünü kaliteli yaşa. Rabbim sen kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı eyle diyoruz. Amin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün ölmüşlerimize, şehitlerimize rahmet olsun. Bizi dünyaya getiren ebeveynlerimize, büyük ata baba dedelerimizin de ruhları için, Allah rızası için El Fatiha dediğimiz zaman burada okunan sözlerle de çok büyük bir enerji aurası oluştuğunu da söylemek istiyorum. Allahümme salli ala seyyidina.